Evet, tabii Instagram'da böyle bağlanma problemleri yaşayabiliriz ama bağladıktan sonra da muhabbetin ilerleyebilmesi için iyi de bir ortam. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Ben şu an takip ediyorum Metin Ünal hocamız da katılabildi mi diye. Çünkü internetin çekmediği bir yerde programa dahil olunca biraz sıkıntı oldu. Ben de o yüzden salondayım, tam modemin de yanındayım. Bu tür şeylerde en sağlıklısı modemin yanında olmak. Şu an ona da bakıyorum. Bir bakayım gelmiş merhaba Metin hocamız. Biraz sabrınızı zorluyorum ama hakikaten Metin hocamızın hani beklemeye değer yani. Tabii kendisi 1947 doğumlu olduğu için kendisini 68 kuşağı olarak da tanımlıyor. 68 kuşağının önemli kişilerinden olarak aslında şairler bizim, evet kendisini gördüm Metin hocamızın. Tam da konuya da girmek istemiyorum çünkü kendisinden özellikle birinci ağızdan. Evet hocam şu an sizi görüyorum. Telefonunuzu Tamam. biraz Evet. öne eğerseniz sizi daha rahat görebiliriz hocam. Şöyle çok iyi Şimdi. hocam. Tamam. Böyle çok iyi hocam. Tamamdır. Gayet güzel hocam. Tamam, tamam. Hem telefon çok genç de gösteriyor hocam böyle tutunca. Öyle mi? İyi, tamam o zaman. Daha iyi Güzel. gösteriyor. Evet. İyi, Hocam evet. siz yokken ben açıkçası 1947'de doğduğunuzu söyledim arkadaşlara. Ya bilmiyorum Evet. hani bir hata demişizdir inşallah. Hani Doğru. yaşınızın ortaya çıkması açısından söylüyorum. Sın. Ya çıkması, nasıl çıkmasın? 50 gündür içeride devlet bizi tutuyor. Evet doğru diyorsunuz hocam. Evet. Ya 65 yaş üstünde olduğunuz kesin o zaman içeride tuttuğuna göre değerli. Evet. Hocam şimdi biraz isterim ki yani soyadınız biraz hani garip. Evet. Mengüşoğlu. Evet. Yani ben hikayesini biliyorum ama arkadaşların da en azından hikayesini öğrenmesi açısından Metin Önal Mengüşoğlu 47 yılında Harput'ta doğuyor. Malatya, Elazığ ve o civarda Diyarbakır. O Evet. güzergahta büyüyorsunuz. Ya o ve sonradan da Mengüşoğlu soyadını kullanmaya başlıyorsunuz. Buradan çünkü hayat hikayeniz bize o dönemlerin tarihini anlatan da bir hikaye hocam. Bağlantıları anlatması açısından da söylüyorum. Buradan bir başlayabilirseniz Ramazan muhabbetimiz böylece başlatmış oluruz yani. Buyurun hocam. Tamam. Şimdi bütün kardeşlerimi Çok selamlıyorum. güzel. Allah'ın selamı rahmeti üzerlerine olsun. Amin. Ramazanları mübarek olsun inşallah. İbadetleri makbul olsun. Ve Allah razı olsun. inşallah bir sohbet olsun. İnşallah. Çok özet anlatayım. Benim babam Dersimli. Mengücekoğulları'nın son beylerinden Halil Bey'in oğlu. Bu Mengücekoğulları Kemah'a yerleşmişler. Sonra bir bölümü Dersim'e yerleşmiş. Dedem babamın babası 48 köyün sahibi olarak Tunceli'nin Mazgirt kasabasında yaşarken Dersim isyanından 15 yıl kadar önce devlet yanlısı düşüncesiyle Dersim isyanının ilk sancıları, ilk kurşunlarıyla 35 yaşındayken arkadan vurularak öldürülmüş, katledilmiş. Babam daha bebek, amcam, işte halam, ninem, onların annesi Harput'a göçmüşler. Harputlu bir hanım olan annemle babam evlenince ben de Harputlu olmuşum. Esas itibariyle baba tarafım Dersimli. Ama tabii 8 köyden hiçbir şey kalmamış. Dersim isyanı talan ettiği için her tarafı. Doğru. Babam da ilkokul şehadetnamesini Osmanlıca almış. Dersim isyanı sonrası büyük sıkıntı çıkınca Dersimlilere devlet 6 ay askerlik yaptırmış. Babam da 6 ay askerlikten sonra o şehadetname ile demir yolcu olmuş. Fakat soyadı kanunu çıktığında işte Mengüşoğlu olduğu için Mengüşoğlu soyadını almak istemiş. Devlet buna izin vermemiş. Buna Anladım. izin vermiş. Sen demir yolcusun, sana ön al diye bir soyadı takalım demişler. Babam bunu bana hazin biçimde ben yetişirken anlatırdı. Çok dokunmuştu bana. Devletin bir insanın soy adına karışması çok dokunmuştu. Bugün hala dokunuyor. Doğru. Dolayısıyla bir süre sonra kendimi okur yazar olarak gördüğümde başladım Mengüşoğlu soyadını gayri resmi olarak kullanmaya.
Şu anda gayri resmi olarak Mengüşoğlu'yum ben. Resmi olarak Metin Önal'ım. Fakat Mengüşoğlu'nu Metin Önal'dan daha meşhur yaptım elhamdülillah. Devletin bir tavrına karşı ben de böyle bir tavır. Şimdi demir yolcu olunca babam Elaziz'de doğdum. Tabii annem Harputlu. Harput'ta bağımız var anne tarafından dedemin. Dersim'de bir şeyimiz kalmamış. Babam da ister istemez Harputlu olmuş. Sonra Elaziz'de bir Ermeni'nin evinde doğmuşum ben. O Ermeni hanımın babalarıyla filan büyümüşüm. Sonra babam tayin olmuş Maden'e. Çocukluğum Maden'de geçmiş. İlkokulu Diyarbakır'a tayin oldu babam. Diyarbakır'da okudum. Sonra babam Malatya'ya tayin oldu. Ortaokulu ve liseyi Malatya'da okudum. Malatya'da ortaokul ve lise çağında, ortaokulun birinci, ikinci sınıflarında şehrimize konferansa gelmiş Necip Fazıl'ı tanıdım. Malatya'da bir münevver olan Mehmet Sait Çekmegil'i tanıdım. Onun kurduğu Malatya Fikir Kulübü'nün en genç üyesi olarak Fikir Kulübü'ne yıllarca katıldım. Yıllarca diyorum çünkü ortaokul ve lise 6 yıldı, ben toplam 11 yılda bitirebildim. Bazen siyasi sebeplerle okuldan atıldım. Çok konuşan birisiydim o zaman da. Dolayısıyla disiplin kuruluna verilip atıldım. Evden de kovulunca Ankara'ya gittim. Ankara'da amcamların evinde kaldım. Ankara'da da Mehmet Akif İnan'ın Türk Ocağı müdürü olduğu yıllarda her hafta düzenlenen seminerlere, sohbetlere katıldım. Bir kısmını ben takdim ettim. Oraya katılanlar içerisinde yani Emin Bilgiç, Bülent Ecevit, Hamdi Ragıp Atademir, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Sait Çekmegil gibi ünlüler vardı. Daha işte lise talebesiyken onlarla yüz yüze tanıştım. O arada da şiirler yazıyordum. Şiirlerimi memleketin merkez mecmualarına, yani İstanbul'da ve Ankara'da yayınlanan mecmualara gönderiyordum. Yayınlanıyordu. Bir kısmı beni Anadolu'da yaşayan bir edebiyat öğretmeni zannediyordu. Halbuki ben hala bir lise öğrencisiydim. Evet. Erken yaşlarda okur yazarlığa bulaşmış bulundum. Yani en bu konuda önemli iki faktör var. Birisi Harputlu olmam hasebiyle Harput türküleri, Harput folkloru, o zengin çeşitli folklor muhtemelen beni şiire, sanata, edebiyata yöneltti. Ortaokul yaşında Necip Fazıl'ın konferansına katılıp kendisini bizzat ben takdim ettim. Başımı okşadı, bana şair dedi. O da ikinci motivasyon oldu ve böylece okur yazarlık hayatının içerisine alaydan atılmış birisiyim. Mektepten değil. Evet. Evet, yani liseyi bitirdim zor bela 11 yılda. Evet, hukuk fakültesine girdim. 9 yılda bitirdim. Yani resmi mektepleri bitirdim ama ben hala alaylı, kendini alaylı olarak yetiştirmiş birisi görüyorum. İşte İstanbul'da okudum hukuk fakültesini. Bir süre sonra Bursa'da bir hemşerimin daveti üzerine Bursa'ya yerleştim. Bursa'da küçük bir ticarethanede maişetimi temin ettim. Şu anda Bağkur emeklisi olarak işte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir mekanını verdiler bana. Orada oturuyorum, evet, sohbetler ediyorum vesaire. Yani evet, çok kısa geçeyim çünkü söylemek istediğim şey, konumuz düşünmek farzdır. O konuda heyecanlıyım. Kardeşlerimle onu paylaşmak isterim, onu tartışmak evet isterim. Onların bana katkıları olabilir, düzeltmeleri olabilir, tesirleri olabilir. Evet, bu evet hocam, özellikle sizin tabii yani 30'a yakın kitabınız var. Bu 30'a yakın kitaplardan bir tanesi de 1980'li yıllarda basmış olduğunuz ve 8. baskısı olan Düşünmek Farzdır kitabı. Evet. Ve bunu özellikle çok önemsiyorsunuz. Yani kitaplarınızın merkezine almış olduğunuz kitaplardan bir tanesi. Ve doğru, birinci farz düşünmektir diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz hocam? Evet, şimdi kardeşlerim beni dinlerken lütfen şuna dikkat etsinler. İstirham ediyorum. Literatürüm, kullandığım terminoloji, ilahi vahiyden öğrendiğim terminolojidir. Genel geçer kavramlara itibar etmiyorum. İlahi vahyin kavramları üzerinden hareketle bir düşünce geliştiriyorum. Kullandığım kavramların ilahi vahyin merkezinde olduğunu bilerek lütfen dinlesinler. Çünkü genel geçer kavramlarla çok aykırı, farklı anlamlar içeriyor. Bir kere bütün terminolojimi, dilimi oradan edindiğimi söyleyeyim. Ben düşünmek derken ilahi vahiy düşünmeye ne diyorsa o
mu kastediyorum? Bunu bilerek Evet. lütfen dinlesinler. Bu birinci meselem. İkincisi şu. Niye üstünde birinci farz olarak duruyorum? Çünkü zahi vahyi okuyup öğrendim. İman etmenin birinci şartı düşünmedir de onun için. İlahi Hocam vahyin konuşmanın araya giriyorum ama konuşmanın daha sıhhatli yürümesi için telefonunuzu biraz daha yani tam ekrana şöyle yerleşecek şekilde olabilirseniz daha rahat insanları takip edebilecek size. Yani heh, çok güzel. Evet. Böyle oldu gayet ki. İyi hocam. Tamam. Tamamdır hocam. Tamam. Evet. Dolayısıyla şimdi imanın birinci şartı düşünmek olduğu için. Fakat şimdi hemen kardeşlerimiz gelenekten ve geleneksel kültürden hatırlayacaklardır. Neyi hatırlayacaklar? İman akılla olmaz. İman gönülle olur. Değil mi? Yani söylem ötten beri alışılagelmiş, ezberlenmiş. Gönül nedir diye sorduğunuz izahı da yoktur. Ancak ben konuşmamda akıl kelimesini isim olarak kullanmayacağım. Onlar akıl kelimesini isim olarak kullanıyorlar. İlahi vahiy akıl kelimesini bir organ ismi olarak kullanmaz. İlahi vahiyde birçok düşünme modelleri yanında akletme düşünme modeli de kalbin bir marifeti olarak anlatılır. Şimdi burada hemen kalbin marifeti deyince benim düşünmek farzdırdan sonra onu açan ikinci kitabım kalbin marifetleridir. İlahi vahiyde üç tür kalp vardır. Üç tür kalpten söz eder. Bir, selim kalp. İki, marazlı kalp. Üç, mühürlü kalp. Bunlardan sadece birincisi selim kalp. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'e atfolunur. Sebebi de şudur. Resuller içerisinde Hazreti İbrahim'le birlikte sosyoloji başlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim son peygambere der ki, de ki ben de Hanif olan İbrahim'in milletindenim. Millet kavramı ilahi vahiylere Hazreti İbrahim'le girmiştir. Malum yani Cenab-ı Allah'ın metodolojisinde, Cenab-ı Allah'ın tedriç sünnetullahında yavaş yavaş tedrici biçimde bir öğreti vardır. Yani söz gelimi Adem'le Nuh arasında bir dönem yaşanmıştır. Nuh'la İbrahim aleyhisselam arasında bir dönem yaşanmıştır. Oradan son peygambere de bir dönem yaşanmıştır. Böyle üçe kabaca ayıracak olursak İbrahim aleyhisselamla sosyoloji başlamıştır. İbrahim aleyhisselamın kalbi selim kalptir. Selim kalbin birçok marifeti vardır. Akleder, fikreder, zikreder, rey sahibidir, nüha sahibidir, nazar sahibidir, basiret, feraset sahibidir. Mütekamil anlamda ilahi vahyin öğretisine göre düşünen kalp ancak ve ancak selim kalptir. Şimdi şunu da söylemiş olayım. İlahi vahye göre bütün düşünmelerin ve duyguların genel kumanda merkezi beyin değil kalptir. Ancak buradaki vücuda kan pompalayan yürek değildir. Buradaki kalp bir cevher olarak kalptir. Bu cevher nasıl yerleşmiştir insana? İnsanı yaratan Rabbimiz işte su, toprak, balçık, ateş şekil verilebilir balçık vesaire sonrasında ruhundan üflemiştir. Rabbimizin ruhundan üflemesi sonucu insanoğlunda böyle bir yaratıcı güç, böyle bir üretici kudret, böyle bir düşünme gücü var kılınmıştır. İnsanoğlunun bu düşünme gücünün cevheri ilahi ruh, ilahi nefes sonrası bizde bütün insanlarda mevcuttur. Ama bütün insanlar yaratılırken kendilerine yerleştirilmiş olan, üflenmiş olan bu nefesi selim biçimde bırakırlarsa doğru düşünürler, bırakmaz doğru düşünürler ve ulvi duygular sahibi olurlar. Eğer bunu bırakmaz, dejenere eder, bozar, doğru kullanmazlarsa evvela ona bir maraz bulaşır, bir hastalık bulaşır kalbe. Hastalıklı kalp artık düzgün düşünemez. Hastalıklı kalp düzgün ve ulvi duygular sahibi olamaz.
Hastalıklı kalp sahiplerinin tedaviye ihtiyacı vardır. Bu ikinci kalp modeli. Bunun tedavi edilmesi imkanı vardır. Bir kalp de var ki mühürlü kalp. Kur'an ondan da söz eder. O mühürlü kalp hemen hemen yani hiç kimseden umut kesilmez ama neredeyse umut kesilmiş insanın kalbidir. Ne marazlı kalbin sahibi ne mühürlü kalbin sahibi ilahi vahyin öğretisi doğrultusunda selim biçimde düşünemez ve ulvi duyguların sahibi olamaz. Selim biçimde düşünmeyen ve ulvi duygular sahibi olmayan hiç kimse de Allah'ın murad ettiği, bizden beklediği imana erişemez. Bunun için düşünmek farzdır. Bunun için kalbimizi selim tutmak zorundayız. Şimdi bakınız, bir mukayese yapalım. İmanla düşünmeyi irtibatlandırdım. Şöyle bir mukayese yapalım. Batılılar, Hristiyanlar, Aziz Agustin'den bugüne kadar, son asırlara kadar, işte Kierkegaard, Gabriel Marcel, Kant, Pascal gibi iyi kötü Batı'nın, hatta Nietzsche, çünkü Nietzsche benim nazarımda Tanrı yoktur derken o kilisenin ve rahiplerin Tanrısını yok sayıyordu. Hakiki Tanrı'yı arayan iyi kötü bir din arayıcısıydı. Bu anlamda onu da sayabiliriz. Hepsinin müşterek bir ifadesi vardır Aziz Agustin'den bu yana. İnanıyorum çünkü saçmadır der. Peki bütün Müslüman olarak siz kardeşlerime soruyorum. İnandığınız şey saçma sapan bir şey mi? Eğer Başka. Saçma sapan bir şeye iman etmiyorsanız mutlaka altında tefekkür, tezekkür, tedebbür, rey, nazar, hikmet, şuur, basiret en son sayıyorum dikkat edin. Ve akletme olan bir imandır sizin imanınız. Bakın Orhan Hançerlioğlu'nun ODTÜ birciler bunu tanıyor olabilirler, felsefe okumuş arkadaşlarım. Öldü gitti ama Orhan Hançerlioğlu'nun birçok sözlükleri var. Bunlardan bir tanesi inanç sözlüğü. İnanç sözlüğünde inancın bir tanımı vardır. Der ki inanç bir inceleme ve araştırma mevzuu olmaksızın körü körüne dogmatik biçimde benimsemelerin kabullerin bütününe denir. Bu aslında tam tipik bir batılı, inanıyorum çünkü saçmadırın açılımıdır. Pekala, iman tarifimizde ne var? Açın Elmalı Hamdi yazırı, Ragıp el İsfahani'nin lügatini. Bakın imanı nasıl tarif ederler. Peygamberden bir hadis naklederler. İman yakindir. Buhari'de ve Müslim'de olduğu söylenen bir hadistir evet. Bu. İman yakindir. Nedir yakin? Yakin bir kimsenin bütün şek ve şüphelerden, bütün endişelerden, bütün kaygılardan kurtulmuş olma halidir. Soruyorum şimdi, bir insan şek ve şüphelerden, kuşkulardan, alternatiflerden nasıl kurtulur? Eleyerek, değil mi? Tek tek onlardan vazgeçerek. Nasıl vazgeçilir? La ilahe illallah. La ilah yoktur. Bu değil, şu değil, bu değil diye reddederek, inkar ederek, onları reddederek. Dolayısıyla bizim imanımız kesin ve kesin bir inceleme ve araştırmaya, bir düşünmeye, asla bir dogmaya değil. Asla bu anlamda körü körüne değil. Azami ölçüde bir göz açıklığıyla, buradaki göz açıklığı kafadaki gözün açıklığıyla beraber kalpteki gözün açıklığı, yani basiret ve feraset münasebetiyledir. O halde düşünmeden asla ve kat'a imana erişilemez. Şimdi efendim bütün insanlar işte kültürümüze işlemiş taklidi iman caizdir. Ben düşünmek farzdır kitabımda Müslümanlar taklit kavramını lügatlerinizden atın dedim. Taklitle ancak hayvanlar eğitilir. İnsanlar ancak tahkikle öğrenir ve eğitilirler. Bana soruyorlar, peki peygamberi taklit etmeyecek miyiz? Elbet etmeyeceğiz. İmam Gazali ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, biz peygambere benzemekle değil, peygamberi örnek almakla sorumluyuz. Örnek almak nasıl mümkün olur? İnceleyerek, araştırarak mümkün olur. Takip ederek mümkün olur. O halde peygamberi taklit değil, takip edeceğiz. Açın sünnet kelimesi. Türkçe karşılığına bakın, iz takibi demektir, iz takibi. Peygamber yaşarken
bir hayat koydu ortaya, derin bir iz açtı. Biz de onun açtığı o izden onu takip edeceğiz. O zaman Müslümanlar evvela lügatlerinden bu taklidi iman caizleri atsınlar. İmana ancak tahkikle gelinir. Peki bütün insanlar hakikaten bu tahkike erişmiş mi? Yok, görüldüğü kadar erişmemiş. O zaman onlar kimler? Onlar Müslümanlar. Yani teslim olmuşlar. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Koca bedevi grubu geliyorlar Resulullah'a. Bakıyorlar ki Resulullah'ın hükmü, hakimiyeti güçlendi. Medine'de artık reis oldu, site devletinin reisi. Geliyorlar, diyorlar ki grup halinde, Resulullah'ın hakimiyeti güçlendiği için ondan çıkar sağlayacaklar. Ya Muhammed, biz de iman ettik. Hemen ayet iniyor. Diyor ki siz henüz iman etmediniz. İman sinelerinize, kalplerinize girmedi. Siz teslim oldunuz. Şimdi bu anlamda Murat Belge'nin bir sözü var. Diyor ki aslında ben ateistim ama sosyolojik anlamda ben de Müslümanım. Doğru. Türkiye'de sosyolojik anlamda herkes Müslüman. Ama evet. Ama mümin olmak böyle bir düşünme, inceleme, araştırma, şuur sonrasındadır. Bakın birçok kitabımıza geçer. Üç kişiden mükellefiyet kaldırılmıştır denir. Kimler onlar? Büyüyünceye kadar çocuk. Uyanıncaya kadar uykudaki. Değil mi? Ve bir de mecnun veya sarhoş, yani sarhoş da diyebiliriz, mecnun da diyebiliriz. Bunlardan mükellefiyet kaldırılmıştır. Peki mükellefiyet kimedir? Sorumluluk kimedir? Büyümüş olanadır. Uyanık olanadır. Mecnun olmayanadır. Mecnun olmayan, mecnun nedir? Düşünmeyendir. Peki mecnun olmayan nedir? Düşünendir. Bu halde mükellefiyet düşünen insanadır. Müslümanlar maalesef asırlar boyunca gönül diye bir kavramı, felek diye bir kavramı uydurdular maalesef. Şimdi bir örnek var, onu hep veririm ben. Abbasiler döneminde şairin bir tanesi, galiba Ferazdak adlı bir şair, sokakta gezerken elinde bir şeyler yiyip dolaşıyormuş. Kadı Efendi'ye rast gelmiş. Kadı Efendi tabii dönemin mahalle baskısı sebebiyle şaire diyor ki sen Allah'tan korkmuyor musun, utanmıyor musun, sokakta bir şey yiyerek geziyorsun? Bulan var, bulamayan var. Şairin cevabı şudur. Diyor ki Hoca Efendi, diyor, sen ineklerle dolu bir ahırda bir şey yersen bu günah olur mu? Ne alakası var, diyor. Diyor Hoca Efendi, sen geçen hafta büyük camide vaaz ediyordun. Ve vaazında dedin ki Hazreti Peygamber buyurmuş ki her kim dilini burnuna değdirirse o cennetliktir. Ben dehşetle sana itiraz etmek için ayağa fırladım. Fakat bir de ne göreyim? Cemaatin tamamı ellerini ağızlarının önüne siper edip dillerini burunlarına değdirmeye çalışıyorlar. Toplumu resmeden, şimdi dilini burnuna değdiren bir mahluk var. Görmüşsünüzdür, inek. Hatta içine sokar, karıştırır burnunu. Şairin verdiği cevap, kadıya verdiği cevap aslında geleneğimizi, imanı akıl dışı telakki eden geleneğimizi eleştiren bir bakış açısıdır. Yani iman akılla olmaz, iman düşün. Şimdi güzel kardeşlerim, yeryüzünde insanoğlunun temasa geçtiği iki alemden söz eder. Kur'an da söz eder. Bir tanıklık ettiğimiz alem, bir de gayb alemi. Şimdi tanıklık ettiğimiz alemden bize bilgi aktaran organlarımız var. Görürüz, işte bir isim veririz, tanırız. İşitiriz, anlarız, tanırız. Dokunuruz, yine sert veya yumuşak. Koklarız, yine öylesine. Ancak bu duyularımızın bize aktardığı bilgiler gerçektir ama hakikat değildir. Her zaman hakikat olmayabilir. Şimdi bir duvarın arkasında bize bir ses geldi kulağımıza. Ses ince bir ses. Erkek mi hanım mı ayırt edemiyoruz. Birilerimiz erkek, birilerimiz hanım diyebilir. Ama bu kulak duyumuza, göz duyumuzu da katarak gidip kişinin kim olduğuna baktığımızda iki duyu birleştiğinde hakikate ulaşırız. Şimdi şöyle bir hakikat var kulağımıza. Duvarın arkasından bir ses geliyor. Bu bir gerçektir. Ama henüz hakikat değildir. Sesin erkek mi hanım mı olduğu hakikatine erişebilmek için ikinci duyunun yardımına ihtiyaç var. Dolayısıyla duyularımız bize
tanıklık ettiğimiz alemden veriler, bilgiler aktarırlar. Biz onları kalbimize yönelterek, kalbimizin görme, işitme duygularıyla, duyularıyla değil artık, duygularıyla mezcederek hakikate erişiriz. İşte bu anlamda tanıklık ettiğimiz alemden, mesela ben hiç Japonya'ya gitmedim. Ama Japonya diye bir haber işittim. Japonya diye bir ülke yoktur desem bana gülerler. Gerçi bu bir iman konusu değil, bir bilgi konusudur. Gitmedim ve görmedim. Ama haber konusu da bilgi mevzuu olarak bende, hafızamda yerleşik. Fakat bütün bunlar imanla alakalı değil. İmanla alakalı alem gayb alemidir. O alemde duyularımız işe yaramaz. Peki o aleme neyle yönelir insanoğlu? İşte o aleme yönelen insanoğlunun düşünmesidir. İnsanoğlu ancak gayba aklederek erişir. Yani duyular elbette ki akletmeden önce duyularımızın aktardığı, hafızamıza, zihnimize doldurduğu birikim, bilgi, edindiğimiz kültür, okumalarımız, bütün bunlar sonrasında gayba dair ancak düşünerek ulaşabiliriz. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Düşünme dediğimiz eylem nedir? Bunu da çok kere insanlar üzüntüyle, kederle, hüzünle, hevayla, hevesle birbirine karıştırıyorlar. Tipik bir örneği dün okuduğum bir kitaptan aktarayım. Çok enteresan. Bir Amerikalı hanım gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Afrika'da eşini de yanına alarak safariye katılıyor. Bir jiple safariye katılan bu hanımefendinin eşi bir biçimde kapı açılıyor, aslanların bulunduğu yerde kapıdan, jipten düşüyor, aslanlar tarafından parçalanmaya başlanıyor. Kadın kurtarmaya çalışıyor ama kurtaramıyor. İlk refleks. Kadının ikinci refleksi nedir biliyor musunuz? Kamerası vardı ya. Olayı kameraya alıp Amerika'da fotoğraf yarışmasına katılmak ve yarışmada birinci olmak. Size şimdi soruyorum. Bu kadın bu ikinci işi yaparken, parçalanan eşini fotoğraflarken sağlam düşünen bir kadın mıydı? Neyin peşindeydi sizce? Düşünen bir insan mıydı bu? Düşünen insanın tepkisi böyle mi olur sizce? Bir başka örnek. Mutfakta anne, ortaokul çağındaki bir kızı koşa koşa geliyor annesine. Anne, bir fikrim var. İleride bir müzisyen olacağım, besteler yapacağım diyor. Anne ise buzdolabını açıyor. Diyor ki benim de bir fikrim var. Buzdolabından çikolata çıkarıyor. Hem kendisini hem ona veriyor. Şimdi kardeşlerim, ne kız çocuğunun ne de annenin bir fikri yoktur. Fikri tarif edelim. Fikir nedir ki yoktur diyorum. Şimdi kız çocuğunun neyi var? Hayali var. Kız çocuğunun bir hayali var. İleride müzisyen olacak. Buna hayal denir. Fikir denmez. Ama kız çocuğu bunu bilmemekte mazur. Niye? Çünkü genel kültürde bu hep kullanılıyor. Peki kadıncağızın, annenin bir fikri var mı? Bu da fikir değil. Nedir? Arzudur. Çocuklarını memnun etmek arzusu. Türkiye toplumunda şair de yanılıyor. Kara gözlüm, efkarlanma, gül gayrı, ibibikler öter ötmez oradayım. Efkar fikrin çoğuludur. Onun kara gözlüsü gerçekten düşünüyor mu, üzülüyor mu sorarım size. Üzülüyor ya. Veya bir ıssız vadide akar suyu seyreden, üzüntülü suratla elini şakağına dayamış bir insanın omuzuna ikinci bir şahıs yaslanarak hemşerim ne düşünüyorsun diye sorar. Aslında böyle değil. Hemşerim derdin nedir diye sorar. Sorması lazım gelen şey budur. Bu bakımdan düşünmeyi de doğru tarif etmeyen bir toplumda yaşıyoruz. Onun için düşünme son derece haysiyetli ve Cenab-ı Allah'ın bizi bütün zaman ve mekanlarda davet ettiği ve farklı farklı versiyonlarda davet ettiği, onları da vakit kalırsa söyleyeceğim, haysiyetli bir davranıştır. Esas itibariyle büyük bir kadımız bizim, geçmiş büyük bir alim, diyor ki düşünce aslında yanılmaz. Düşünen insanın yanılması, düşüncenin herhangi bir sebeple sekteye uğraması sonucu doğar.
dikkatinizi çekerim. Lütfen düşünülsün. Yani hemen es geçilmesin. Bir kenara yazılsın ve üzerinde düşünülsün. Tartışalım. Sonraki zamanlarda yine buluşup tartışalım. Şimdi burada ben diyelim ki kendim bir kitabı okurken bir hususa ciddi biçimde odaklandım. O konuda derin bir düşünceye daldım. Eldeki verileri kitabın bana aktardığı üzerinde yoğunlaştım. Ben Metin Mengüşoğlu olarak böyle bir şeyi yaptığım esnada yan taraftan herhangi bir biçimde bir Harput türküsü duysam, sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağı olaydı, zülfün karanlığında bezme çerağı olaydı, zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş, tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı dese, Ozan ben Allah sizi inandırsın dönerim, odaklandığım şeyi bırakırım, ona dalarım, o duygu beni bu düşünceden alıkoyar, geri döndüğüm zaman aynı odaklanmayı yaşayamayacağım için kuvvetle muhtemel yanılırım. İnsan yanılır, elbette yanılır. Ama yanılan düşünme değildir. Yanıltan bir faktör var. Yanıltan faktör, yani bu bir saik olabilir. Bu her şey olabilir. Benim için bu türkü oldu. O yüzden mesela Kadı Abdülcebbar'ın çok harika bir sözü vardı. Hatırıma gelse Kadı Abdülcebbar harika bir şey söylüyordu ama neyse onu hatırlarım. Dolayısıyla mesela Musa Carullah Bigiyev'in akıl Kur'an'dan önce insana verilmiş bir nebidir sözü var. Bunu Muhammed İkbal de kullanır. İbn-i Rüşd de kullanır. Mesela Amr bin As büyük sahabeden biridir. Amr bin As der ki akletme zanda isabet etmek demektir. Şimdi insanoğlu bilgi, birikimleri, duyularıyla diyelim ki Allah'ı arıyor. Ve gayba taş atıyor. Allah hakkında malumat sahibi olmak için attığı taşın 12'ye isabet ettiği anda iman başlar. Bu sebeple bazı kelam alimleri akıl imanın müteradifidir demişler. Akıl imanın eş anlamlısıdır demişler. O bakımdan onların, şimdi ben diyorum ki insanoğlu birçok işini, birçok malını, mülkünü, davasını emaneten ve vekaleten sürdürebilir. Yani bir davası olur, mahkemelik davası, avukata verir. Külçe külçe altını olur, komşusunun kasasına kilitler. Evde bir bebeği olur, bakkala gidecekken bebeğini komşu hanıma teslim eder. Birçok işini emaneten ve vekaleten sürdürebilir. Eğer insansak, ben insanım diyorsak, bir tek işimizi emaneten ve vekaleten asla sürdüremeyiz. Onu asaleten yapmak borcundayız. Aksi takdirde yaşadığımız hayat ya bitkisel ya hayvani bir hayat olur. O da düşünmedir. Bizi o hayvanlardan ve o bitkilerden, o nebattan ayıran şeydir. O bakımdan bu asaleten sürdürülmesi lazım gelen bir şeydir. Benim yerime hocam, benim yerime şeyhim, benim yerime ilahiyatçılar. Ben Müslümanım, ben müminim. Benim yerime yani hocam, şeyhim, efendim, aracı, rabıta ettiğim şey, bütün bunları atması lazım Müslümanların. Allah insana şah damarından daha yakındır. Bakın ne diyor Kur'an-ı Kerim. Allah dilerse kişi ile kalbi arasına girer. Nereye giriyor? Bakın beyine değil, kalbe. Niye kalbe? Çünkü kalptir düşünen. Hac suresi 46'yı açınız. Ne diyor? Düşünen kalpler diyor. Akleden kalpler. Akletmeyi böyle kullanıyor. O bakımdan düşünmenin bu haysiyetini, bu ehemmiyetini kardeşlerimizin görmesini ve üzerinde durmasını çok çok isterim. Mesela İmam Gazali der ki bir kimseye aklını kullandığı için kafir oldu denemez. Gene İmam Gazali diyor ki kafire akıllıdır denemez. Çok enteresan. O halde şimdi rasyonalizm var, realizm var, batı akılcı, doğu gönülcüdür. Cemil Meriç çıkmış bunu söylemiş. Cemil Meriç Kur'an ilahi vahiy ile münasebeti olan birisi değil ki. Söylemiştir. Kültüre dair bir bilgidir. Yani doğu gönlün, batı aklın vatanıdır. Vaka olarak doğunun gönül
gönlün adamı olduğu kesin de, fakat batının akıl adamı olduğu kesin değil. Deminki kadının akletmediğini, düşünmediğini muhtemelen düşündük. Peki gerçekten sahih ve selim bir düşünceyle mi Amerika şu anda Afganistan'dadır? Yoksa şeytanca bir kurnazlıkla mı oradadır? Sizce Suriye'de ne geziyor Rusya? Gerçekten çok akıllı olduğu için, çok derin düşünen birisi olduğu için mi? Yoksa şeytanca hesaplar yaptığı için mi? Bir hevanın, bir arzunun, bir hevesin peşine düştüğü için mi? Şeytanca bir tecavüzün peşine düştüğü için mi? Bir toplumun başka bir topluma bu anlamda yaptığı tecavüze akıllılık, derin düşünce nasıl söylenebilir? Düşüncenin haysiyeti zedelenir böyle denirse. Düşünce bu bakımdan çok haysiyetli bir şeydir. Yani o evet. Bakımdan düşünen insan şeyi hatırladım ben. Bizim Ömer Çelik'in bir benzetmesi vardı. Şu meşhur Fransız heykeltıraş Rodin'in bir düşünen adam heykeli var. Böyle elini çenesine koymuş. O düşünen adam heykelini dünyanın birçok yerinde üniversitelerin önüne koyarlarmış. Türkiye'de de akıl hastanesinin önüne koymuşlar. Yani toplumun düşüncesizliğini göstermesi bakımından bir örnek vermişti. Çok hoşuma gitmişti. Gene Ömer bunun devamında da demişti ki beni hani bakan filan ya kendisi bir hayvan hastanesinin açılışına davet ettiler. Hayvan hastanesinin açılışına gidiyoruz veterinerlerle filan birlikte. Bir baktım açılışta bir koyun kurban ediyorlar. Dedim ki ya hiç olmazsa burada bunu yapmayın. Yani sonuçta hayvan hastanesi açıyoruz. Toplumun düşüncesizliğini göstermesi bakımından, toplumda düşüncenin nerelere indirgendiğini göstermesi bakımından. Gerçekten mesela ben Bursa'ya yerleştiğim tarihlerde işte Müslüman olduğumu bilen bir kardeşimiz geldi benimle tanışmak istedi. Aldı götürdü dükkanına. Sen dedi nereye bağlısın? Nasıl yani dedim filan. Baktım anladım biraz. Dedim işte direkt Allah'a bağlayayım. Yok yok ben de Allah'a bağlayayım da yani başka dedim işte Kur'an filan dersen. Yok yok öyle değil. Neyse dedim ben başka bilmiyorum bağlılık. Ben dedi bir efendiye bağlayayım dedi. Elini tuttum dedi. Artık hiç düşünmüyorum dedi. Hiç düşünmüyorum dedi. Allah'la benim aramda o aracı. İşte İslam toplumunun, Müslüman toplumunun 1000 yıldır bir mağara uykusunda uyumasının ana sebebi budur aziz kardeşler. Yani dolayısıyla buradan hareketle düşünmenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ancak iman etmeye düşünmeyle ulaşabileceğimizi görmemiz bakımından bilmiyorum tabii kardeşlerime bir şey söyleyebilmiş. Şeyi hatırlıyorum anlamak konusunda anladıkça artan diye de bir eserim var. Onu Nazım Hikmet'in bir mısrağından hareketle yazdım. Nazım Hikmet'in bir şiiri var. Nazım Hikmet Polonya kökenli bir ailenin çocuğudur. Hiçbir İslami hayat modeli yoktur ailesinde. Zaten annesi var, babası ortada yok. Annesi de Yahya Kemal'le gayrimeşru münasebeti olan bir kadındır. Dolayısıyla İslami bir hayatı yoktur ailenin. Ama Nazım Hikmet, Necip Fazıl'la birlikte Bahriye Mektebi'nde, Halkalı Bahriye Mektebi'nde, Halkalı diyorum, neyse, Adadaki Bahriye Mektebi'nde Necip Fazıl'la birlikte Yahya Kemal'in öğrencisidir. Necip Fazıl da şiir yazar, Nazım Hikmet de. Necip Fazıl, af buyurun, yani etekten aşağı şiirler yazar. Bunun bir tanesinin adı Kadın Bacakları'dır o tarihlerde. Çünkü bohem biridir o tarihlerde. Nazım Hikmet ne yazar biliyor musunuz? Bismillah, Allahu Ekber, Ezan-ı Muhammedi adlı şiirler yazar. O çocukluk halinde. Bir süre sonra Nazım'ın bir şiirini okuruz. Anlamaya başlıyorum inanmayı yitirmenin pahasına der. Anlamaya başlıyorum inanmayı yitirmenin pahasına. Şimdi Nazım'ın o çocukken yazdığı şiirlerdeki iman zannettiği şey aslında bir saçmalıktır. Bir absürdizmdir. Absürtlüktür. Yani hakikaten aileden bunu almamıştır. Genel anlamda etraftan esen, rüzgardan, kulaktan dolma edinilmiş bir itikat, bir minik bağlılıktır o. O minik bağlılık Nazım Hikmet'in okumaları, düşünmeleri, çabaları, çalışmaları, ideoloji seçimi gelişince uçup gitmiştir. Ve anlamaya başlıyorum inanmayı yitirmenin pahasına.
Şimdi anladıkça onun imanı gitti. Aslında imanı yoktu zaten. O bir iman değildi. O iman zannediyordu. Ben anladıkça artan diye bir kitap yazdım. İnsanoğlu anladıkça imanı artar dedim. Anladım. Şimdi Amr bin As'a atfedilen Türkiye Diyanet Vakfı ansiklopedisinde akıl maddesinde bir ifade var. Muhteşem bir ifade. Amr bin As biliyorsunuz, demin de bir sözünü nakletti hatırladığım kadarıyla. Büyük sahabeden biri diyor ki, peygamber asrında iman edenler anladıkları bir şeye iman ettiler. İnkar edenler anladıkları bir şeyi inkar ettiler. Bir insan bir şeyi anlamışsa bunu neresiyle yapmıştır? Tırnaklarıyla mı? Midesiyle mi? Bunu ancak aklederek yapmıştır. Ve imana ancak aklederek erişilir. Peki inkar edenler anladıkları bir şeyi inkar ettiler derken ne diyor? Bakınız, Ebu Talip vefat edince peygamberin himayetçisi gitti. Dediler ki Ebu Leheb'e, bakın Ebu Talip vefat etti. Muhammed'e git sahip çık, senin yeğenin. O da gitti kapısını çaldı. Muhammed dedi, bundan sonra seni ben sahipleneceğim dedi. Peygamber de peki amca dedi. Gel buyur, evdeki yemeğe davet etti. Ebu Leheb dışarıdan yemeğe baktı ki yemekte köleler oturuyor. Ben onlarla aynı sofraya oturmam dedi. Neyi reddetmiş oldu? Reddettiği şeye bakar mısınız? Ve Ebu Leheb bunu reddettiği için işte Kur'an'da nadir ismi geçen lanetlenmiş insanlardan birisi oldu. Peygamberin en yakını sıfatıyla. O bakımdan işin bu cephesini de düşünelim derim. Ama maalesef burada geleneğimiz... Hocam sizin özellikle vurguladığınız bir şey vardı. 60'lı yıllarda düşünce dünyasını peşinden sürükleyen şairler de diyorsunuz. Ve Nazım Hikmet'i takip edenler solcu oldu. Necip Fazıl'ı takip edenler işte İslamcı oldu tarzında bir beyanınız var. Biraz o dönemleri anlamak adına da nasıl bir şeyi paylaşırsınız bizlerle? Şimdi ayrıca ulemanın vebali şairlerden ziyade diye de bir yazı yazıp Umran'da yayınlamıştım. Sonra bir kitabımı aldım. Şimdi ben yetiştiğim yıllarda, hani benim yaşadığım hayatı anlatıyorum. Ben zaten hilaf-ı hakikat bir şeyin peşinde değilim. Yaşadıklarımın peşindeyim. Onun için dedim alaydan geliyorum. Sokaktan geliyorum yani. Sahadan geliyorum. Benim yani bir ticarethanem vardı. Kapının önünden geçen insanlardan hangisi 3 adım fazla atarsa bana erişirdi. Hiçbir sekreteryası yoktu. İsteyen herkesin ulaşabileceği eşit bir mesafede bulundum hayatım boyunca. Sokaktan geliyordum. Ama benim yetiştiğim yıllarda Türkiye'de yani çok okumayı seven birisiydim, Müslümandım. Kitap okumak istiyorum. Kitap yok. Bir tek Kur'an-ı Kerim meali vardı. Hasan Basri Çantay'ın Kur'an-ı Kerim meali. Onun dışında İslam'ı anlatan, İslam'ı öğreten Mehmet Said Çekmegil'e rastlamamış olsaydık hiçbir şey bulamamış olacaktık. Ne vardı peki geriye? Bildiğimiz kadarıyla işte Müslüman olduğumuz için hakkı söyleyen bir şair olması itibariyle Mehmet Akif sevgimiz vardı. Mehmet Akif şairdi. Başka Necip Fazıl vardı önümüzde, koşuyordu. Necip Fazıl ne bir İslam alimiydi ne bir İslam düşünürüydü. Necip Fazıl bir şairdi. Ama sonuçta bir Don Kişot, bir şövalye gibi önümüze düşmüş, arkasından gidiyorduk. Ama Necip Fazıl'dan İslam'ı öğrenmeye kalkarsanız, hele Çöle İnen Nur kitabını okursanız mahvolursunuz. Çünkü orada peygamber, öyle bir peygamber yok. Necip Fazıl muhakilesinden yaratmış. Tamamen uydurma ve birçok yanlışla dolu. Ama şimdi Oxford vardı da Necip, ya Ezher vardı da Necip Fazıl okumadı mı? İşte meselemiz o bizim. Asırlar boyunca bizim geleneğimizde maalesef şairler, edebiyatçılar, tekke şeyhleri ulemanın daima önündeydi. Ulema ilim yaptı, kabul ediyorum. Ama kendi içinde yaptı. Tefsir yazdı, kabul ediyorum. Fakat bu coğrafyada yazılan tefsirin Arapça yazılmış olması ne işe yarar? Burada Türkler var, Kürtler var, Arap, yani Acemler var, Gürcüler var, Lazlar var. Lazca yaz kardeşim ya. Ne ya, tefsir yazıyorsun sen. Ama Arapça, sebebi şu. Belki de sultandan korkuyor. Çünkü Kur'an'ın hakikati ortaya çıksa saltanat rejimi kökünden sarsılır.
saltanat rejimine muhalif bir din telakkisi var Kur'an'da. En büyük cihat hakkı, zalim sultana karşı hakkı söylemektir, öğrenecek bunu. O bakımdan ilim maalesef orada kaldı. Halk cahil şeyhlerin ve bir de şairlerin elinde kaldı. Ta benim asrıma kadar böyleydi. Ben de yani ilk Müslümanlık nüvemi şairlerden aldım. Mehmet Akif'ten, Necip Fazıl'dan. İlk koku, yani şöyle diyeyim, hani bu toplumun hepsi Müslüman ama bize o zaman şuurlu Müslüman diyorlardı. Böyle biraz daha farklı, biraz daha atak, biraz daha devrimci diyelim, biraz daha aktif, biraz daha dinamik bir Müslümanlıktı bizimki. Yani atalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin Müslümanlığından farkı. Ama kimdi önderlerimiz? Şairler. Sonra Sezai Karakoç. İşte yani şimdi biz onları okuyarak bu cepheyi seçtik. Komünistlerin önünde kim vardı? Yani Marx burada mı yaşadı? Marx'ı mı okudular? Hiç kimse Marx'ı falan okumadı. Yani onların da büyük çoğunluğu maalesef yani Nazım Hikmet'i, işte Ahmet Arif'i, şairleri okuyarak solcu oldular. Bu bir vaka tespitidir. Bu vaka tespitinde ulemanın vebal altında olduğunu göstermek bakımından bunu tespiti yaptım. Ama bugün Allah'a hamd ediyorum. Bizim yani ben işte ilk okumaya başladığım dinamik eser Karanlık Gecelerin Nurlu Sabahı adlı bir eserdir. 5 kere okumuştum. Denizli Müftüsü Sami Aslan'ın kitabıydı. Niye 5 kere okudum? Başka yok çünkü. Yani beni tatmin edecek. Çünkü ben dinamik bir Müslümanım. Ve öyle statik bir Müslüman değilim. Tatmin edecek başka kitap yoktu. Hatta üniversite 1. sınıfta beni Milli Türk Talebe Birliği Kitap Kulübü Başkanı yaptılar. Cama bir yazı yazdım. Burada okumadığımız kitabı satmıyoruz diye. Çünkü bütün kitapları okumuştum. Yani çok okuyan biri olduğumu söylemek istemiyorum. Çok az kitap vardı, onu demek istiyorum. Ama bugün elhamdülillah kaynaklara ulaşmak için elimizde. Ben 400'e yaklaştı şu anda Türkçe'de telif ve tercüme, meal ve tefsir sayısı. Okumak isteyen için kaynak çok. Yani birçok ciddi yayın evi çok ciddi yayınlar yapıyor. İyi eserler yayınlanıyor. O bakımdan bugün elhamdülillah, ama o gün biz böyle başladık. Bugünkü nesiller için, yeni kuşaklar için artık imkan çok. Şimdi artık okumazlarsa, öğrenmezlerse mazur değiller. Evet. Hocam bilmiyorum, şu an süremiz de bitmek üzere. Evet. Sizden bir Necip Fazıl'ı da dinlemek isteriz. Biraz en azından şöyle bir 15-20 dakika kadar da, ama kapatıp bir daha açmamız gerekiyor. Eğer yorulmadıysanız. Olur, kapatalım. Ben de mi şarja takayım? Yok, benimki var galiba. Tamam. Şimdi şöyle, Instagram'da süre 1 saat, ha, hocam. Anladım. 1 saat olduğu için kapanıyor. Ondan sonra bir daha açıyoruz. Bir tamam. Şeyde özellikle ben sizin Necip Fazıl'la olan birebir tanışıklığınızı da arkadaşların da duymasını arzu ederim. Bir kapatalım. Daha sonradan bir daha açarsak bir 15-20 dakikada Necip Fazıl'ı sizlerden dinleme lütfunu bulunuruz. Teşekkür ediyorum hocam. Birazdan görüşelim hocam. Arkadaşlar, hocamızı dinledik. Tabii ki kendisi değerlendirmelerde bulundu. Necip Fazıl'la ilgili ortaokuldan itibaren bir tanışıklığı var. Ben bazı platformlarda dinledim Necip Fazıl'la olan tanışıklığını, hikayesini, Necip Fazıl'la anlatmasını. Bir de Necip Fazıl'ı kendisinden bir dinleyelim. Tabii farklı yorumları olabilir. O farklı yorumların üzerine düşünüp tartışmak ve ona göre en doğruyu bulmak en doğal hakkımız. Birazdan bir 5 dakika ara, sonra tekrar bir aradayız. Necip Fazıl'ı dinleyeceğiz.